Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Panda Pen ailesi olarak 5. sınıf 1. dönem 2. yazılısı yapacağız. Sorulara bakalım. A bölümünde sorulara uygun cevap ile eşleştiriniz demiş. What is your name? Tabii ki my name is Kevin dediği için C seçeneğidir. Are you Japanese demiş. Sen Japon musun? Are you demiş. No I can't. Hayır, this is a pencil, hayır. No, I'm not, I am French, hayır, değilim, ben Fransızım demiş. What is this sorusu? This is a pencil, A seçeneğinde cevabımız. Can you ride a bike? Bisiklete binebilir misin demiş. No, I can't, but I don't have a bike. No, I can't, because I don't have a bike. Çünkü bisikletim yok demiş, B seçeneği. Can your sister speak French? Kız kardeşin Fransızca konuşabilir mi demiş. Bakalım. Yes, she can. D seçeneğinde cevabımız sevgili öğrenciler. Hobi ve oyunları boşluklara doğru ışık yazarak resimleriyle eşleştiriniz demiş. Birinci hobimiz do origami olan F seçeneği. F seçeneğidir. İşaretleyelim. İkincisi B seçeneği ride a bike. Üçüncüsü camping, A seçeneği. Dördüncüsü take photos, C seçeneği. Beşincisi play chess, D seçeneği. Altıncısı ise hide and seek, yani saklambaç oyunudur sevgili arkadaşlar. Geçelim. Koyu yazılan fiillerden doğru olanı yuvarlak çınalımız demiş. Linda swim, swims demiş. Ne olacak tabii ki cevap? Swims çünkü geniş zamanda bir cümle yapısı. Swims olur cevabımız. Swims işaretleyelim. Evet. I go to school every day. Her gün okula giderim. Cevabımız go'dur. My mother cooks çünkü she fish every week. Her hafta balık pişirir. The dog sleeps in the garden. Köpek bahçede uyur. We brush our teeth after dinner. Kahvaltı akşam yemeğinden sonra dişlerimizi fırçalarız. Ali does his homework every morning. Tom and Bill like chess. Neden like oldu? Çünkü iki kişi oldukları için Tom ve Bill. They drink tea at breakfast. Kahvaltıda onlar çay içerler. Drink oldu. C bölümümüzün cevaplarını da bu şekilde tamamladık sevgili arkadaşlar. Geçelim. Doğru resmin altına yazınız demiş. Yani birinciye bakalım. Get on the bus. Otobüse binmek. İkincisi get dressed. Giyinmek. Wash face. Yüz yıkamak. Comb hair. Saç taramak. Sleep. Uyumak. Get off the bus, otobüsten inmek. Do homework, ödev yapmak. Wash hands, elleri yıkamak. Brush teeth, dişleri fırçalamak. Go online ise online olmak, yani internete girmek şeklinde. Şu şekilde sorularımızı bu şekilde cevapladık. Veriler resmini inceleyip boşluklara between, next to, opposite yazınız. The school is, bakalım okul florist demiş son cümlede. O zaman karşısında kelimesi neydi? Opposite yazacağız. Opposite. The school is opposite the florist olacak. Is şuraya gelecek sevgili arkadaşlar. Evet, yanlışlık olmasın. Tamamladık. Opposite the florist.
The toy shop, oyuncak dükkanı, is the cinema and the restaurant. Yani sinema ve restorantın arasında hangi kelimemiz bu arasındayı veriyor bize? Between. Büyük harf yazalım. Between. Daha belirgin olsun sizler için. Between diyoruz. The stationery is the supermarket. Stationery buluyorum buradan. Süpermarkette next to, bitişiğinde cevabını buraya ekliyorum sevgili arkadaşlar. Next to the supermarket. The stationery next to the supermarket. Cevaplarımız bu şekilde. Şöyle de size renklendireyim. Opposite, between, next to. Yazıda da çıkma ihtimali çok yüksek. Propositionlar bunlar. Metni okuyup cümlelerin yanına doğruysa T, true, yanlışsa F, false yazınız demiş. Hello, my name is Hans. I am 10 years old. I am from Germany. I get up early. I wash my face and have breakfast. I eat cheese and egg. I drink milk at breakfast. I get on the school bus and go to school at 9. I have lunch at the school canteen. I arrive home at 4 o'clock. I do my homework before dinner. I have dinner with my family. Then I read books and watch TV. I brush my teeth and I wear my pajamas. I go to bed at 9:30. Yani buradan birinci sorumuzu hemen buluyorum. He is 10 years old. I am 10 years old. Yani cevabımız nedir? True, doğrudur. He gets up late. Bakıyorum parçama yine. I get up early demiş. Yani cümlemiz false, yanlış olur. Pekala. Diğer sorumuza hemen geçiyorum. Ne demiş? He drinks tea at breakfast. Kahvaltıda çay içer. I drink milk at breakfast. Bakın ne güzel parçadan hemen cevapları bulabiliyorum. Ne demiş? Kahvaltıda süt içerim demiş. O zaman cevabımız false. Yine yanlış oluyor. He goes to school by bus. Neyle gider okula? Otobüste. I get on the school bus. Evet, bu cümlem true, doğrudur. He has lunch at home. Evde yerim demiş. Öğle yemeğimi. Bakalım. I have lunch at school canteen. O zaman cümle yanlıştır. He does homework before dinner. Ödevini kahvaltıdan akşam yemeğinden önce yapar. I do my homework before dinner. Evet, cümle true'dur. He eats cheese and egg at dinner. Kahvaltıda peynir ve yumurta yer. Akşam yemeğinde, özür dilerim. I have dinner with my family'den I read books demiş. Öyle bir şey yok kahvaltıda yumurta ve peynir yediğiyle ilgili bir cümle göremedim. Yine kahvaltı dedim bu arada. Akşam yemeği diyecektim. Yani cümlem false. He reads book and watches TV after dinner. Akşam yemeğinden sonra kitap okurum ve kitap okur ve televizyon seyreder demiş. Bakalım. I read books and watch TV. Evet. Akşam yemeğinden sonra ne yapar? Kitap okur ve televizyon seyreder. Cümlem nedir? Doğrudur. True'dur. Bu şekilde cevapladık sevgili arkadaşlar. Sorularımız şöyle. Devam edelim. You read books in the library. Uygun kelimelerle doldurun demiş. Ben library yazdım. Kitabını nerede okursun? Kütüphanede okursun. Library cevabımız doğrudur. You can buy toys at the toy shop. Evet, nereden alabilirsin oyuncaklarını? Toy shop'tan, oyuncak dükkanından alırsın. Doctors and nurses work at the hospital. Hastanede çalışır sevgili öğrenciler. You can have lunch or dinner at the restaurant.
Evet, nerede yersin? Restoranda yersin. You can watch movies at the... Nerede seyredebilirsin filmi? Sinemada. Library, toy shop, hospital, restaurant, sinema şeklinde tamamladık. Boşlukları uygun şekilde doldurunuz demiş. Hello, I am Aslı. I am from Türkiye. I go to school. I love ya da like art. But I don't like sevmem. I ne demiş? Ne diyeceğiz? Don't. I don't like. Hemen yazacağım. Evet. I don't like science. Ben dersini sevmem. I am Aslı. I am from Turkey. Türkiye. I go to school. I like art. But I don't like science şeklinde sorularımızı cevapladık. Evet. Bonus demiş. What is your favorite color? My favorite color is red dedim ben. Sen ne cevabın, ne rengin varsa sevdiğin onu yazarsın. My surname is... Evet sevgili öğrenciler, buraya soyadınızı siz yazacaksınız. My surname is... Şu şekilde en sona soyadınızı siz yazacaksınız. Mesela biz bir tane soyadı yazalım. Kuşçu. Tabii ki herkes kendi soyadını yazacak. Özellikle de sınavda soyadını yazmaya dikkat et. Bonus not alacaksın. Tabii ki burada bu şekilde yaparsanız. Şuraları da sizin için renklendireyim istiyorsanız. Daha güzel olur. Şurada düzeltme yapacağım. I olacak. Büyük I var. Küçük I var İngilizce'de. I don't like. Sevmem. Evet. Bu şekilde sınavımızı tamamladık. Hepsini doğru bir şekilde sınavda da yapmanızı, yavaş bir şekilde izlemenizi tavsiye ediyorum sevgili arkadaşlar. Şöyle de şunları da renklendirirsek sizin için daha güzel olur en son. Evet. Böyle bu şekilde renklendirelim. Kırmızılı, sarılı da olabilir. Ne renk istiyorsanız daha kalıcı. Tekrar bakarken sizin için daha faydalı olması açısından bu şekilde yapıyorum sevgili öğrenciler. Şurasını da şöyle yapalım. Evet. C, E, A, B, D olsun. Evet. Sınavımız burada bitti. Herkese başarılar diliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.